Hava şartlarına göre değişiyor, dalgayla geliyor ve fark ettirmeden bir anda ölüme çekiyor. Rip, yani çeken akıntı, son 5 yılda tam 219 kişinin boğulmasına neden oldu. İnce kum yapısına sahip özellikle Karadeniz bölgesindeki hemen her sahil kesiminde görülebilir. En az 50 kişi İstanbul'da her sene son 6 sene içinde çeken akıntılar sebebiyle hayatını kaybetmiş. Özellikle Karadeniz kıyılarında görülen boğulmaların sebebinin çeken akıntı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valiliği, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortak bir proje başlattı. Projenin adı Akıntıya Tutulma, Yaşama Tutun. Bu akıntı dip batimetresinin yapısına bağlı olarak dalgalar kırılmaya başladıktan sonra artık dalga özelliğini kaybediyor ve bir akıntıya dönüşüyor. Akıntı da sahilde gidecek yer bulamayınca tam dalgaların geliş yönüne zıt yönde bir akıntı şeklini alıyor. Havanın rüzgarlı ve dalgalı olması lazım. Çünkü dalga gelecek, dip batimetresine bağlı olarak belli bir yerde kırılacak ve artık dalga özelliğini kaybedecek, akıntıya dönüşecek. Akıntı dibe değil açığa çekiyor. İşte bu sebeple korunmak kolay. Paniğe kapılmamak en önemli korunma yöntemi. Yüzünü sahile dönecek çünkü dalgalar da geliyor bir yandan arkadan ve kendisini çeken akıntıya bırakacak. Bıraktıktan sonra artık akıntının gücü sonsuza kadar değil. 50 metre, 100 metre, belki 30 metre açığa çektikten sonra artık gücü yavaşlayınca sağ ya da sol tarafa, yani çeken akıntı kanalından çıkmaya yetecek bir mesafe kadar yüzüp sonra dalgaların yardımıyla tekrardan sahile dönecek. Çalışma boğulmalara karşı yapılan ilk proje. Kamu spotları ve broşürlerle yaz mevsimi başlayana kadar halk bilinçlendirilmeye çalışılacak.